bu işle ilgili kişiye tavsiye etmek de değil. İsim Kemal Fidan. Kemal? Fidan. Fidan. Peki, bir dakika. Siz şöyle kısaca nerede okudunuz? Şöyle özgeçmişinizi, bu memurla atölyesinizi şöyle bir kısadan anlatabilir misiniz? Tabii ki ben Adıyaman Hizmet Müzesi Tam Mehmet'ine VSO Zeynep'ten sonra Kemal Can. Şimdi o da 63 doğumluyum. Askerlik görevini İstanbul Halk Sağlığı'ndan altın cümleli piyada var, altın topta var, ikinci tarzı aldı. Kaygatların bölümünde mağdur olması olarak öğrendim. Ben 81 tarihinde teknoloji memleketine teyit buldum. Ve geldim, sınavlar katıldım. Birçok sınavlar katıldım. Daha önce onun vardı, ben bunda 4 ay hizmetim vardı. İnsanda yoksulluk nedeniyle bakanlığı tekrar ıslah etti. Yine açıkta geliyordum. Mandül'ün maliyeli sınavı vardı. Ve bu sınava tekrar girdim. Ve kadandım. 1987'de 5. ayında göreve başladım. Ve 5 senedir burada mali yedi vekili olarak görev yapıyorum. Şu anda bu yıl lise mezun oldum. Bizde kurum içinde sürekli sınav vardır. Bu sınavı da tekrar kısmet olarak kazanmayı biliyoruz. İşte kazanırsa tekrar memurlata geçeceğiz. Basın memurlarına. Artık sayıda yeterlerde ne gibi değişiklikler olur? İşte genel olarak biliyoruz. Peki soruyorum. Sizin araziniz var mıydı Şam Bey? Arazimiz vardı. Bizim arazimiz vardı. Çimento fabrikası yapıldı. Yapımın içine. Ve bu arazimizi çimento fabrikası istimlak etti. Ve değerini vermedi, kıymetini vermedi. Şu an ailem yani diğer vatandaşın arazilerinde canlılık yapıyorlar. Peki siz başka kardeşlerin var mı? Evet. Anadan babadan. Evet. Altı kardeşiz, dört erkek, iki kız kardeşim var. Peki siz şimdi anana babana faydanız dokuyor mu? Bugünkü şartlarda bu parayla babana anana al sana bir kat elbise alabilir güçten misin? Hayır, şu ana kadar ben 5 sene görevdeyim. Babama dahi bir şart kalmamışım. Alamamışım. Neden acaba? Alamamışım. Neden geldi? Ancak kendimi idare edebiliyorum. 5 sene de kira yardımları, yani kirası çok pahalı. Bu yani kendimi daha zor idare ediyorum. Peki şimdi şöyle soruyorum. Sen baban sizi tek başına baktı değil mi? Evet. Siz neden şimdi bir memursun? Eskiden memur olsam da babama faydalı olsam bile. Şimdi eğer sen bu babana bir yardım edemiyorsan, baba 6 çocuğu okuyor. Bugün bu çağda senin babana daha yardımcı olman lazım. Evet. Baba sen otur, biz sana yardımcı olalım diyeceğimiz yerde faydalı olamıyoruz. Neden acaba bu? Acaba bu yönlerinden mi yoksa İnsanların aile yönden mi oluyor? Ya boş ver, onlar diye. Öyle bir şeyimiz yok bizim. Biz maaşlarımızın düşük olmasından, yoksa imkanlarımız olsa ailemiz şu anda mağdur değil de, yani tutacak haberler. Hadi biliyorum da, yani ya bu değil mağdurluk değil. Baba ya al sana bir gönder. Hani böyle rahatça kazanır da ben öyle. Mesela ben Karayolu'nda çalışıyordum. Evet. Burada validen çok maaş alıyordum. Evet. Ben bir aylığımdan 6 ay geçiniyorlardı. Bak düşün. Ben 7-8 çocuk okuttum, üniversite okuttum. Şimdi ben emekli maaşıyla karnımı kendim de doyuramıyorum. Yani neden çocuklar takviye ediyor? Yani ondan sordum yani. Hani memur olarak. Şimdi efendim maaşların düşük olması, alacağım malların yüksek fiyatlı olması, geçim zorluğu var. O nedenle ailemize hiç katkımız olamıyor yani. Olamıyor. Ancak çocuklarımızı perişan etmezsek bize ne mutlu yani. Peki burada ev kiraları nasıl? Bir memur olarak kaç lira kira ödüyorsunuz? Ben şu an 125 bin lira veriyorum. Toprak ve ahşap ev. İnan edin kimse oturmaz yani. Bende başka oturan olmaz orada. Ahşap, toprak ev. Karı karı toprak atıyor. Doldurlar, doldurlar. Evet. Normal bir evde oturun desen 500 bin lira. Benim imkanım dışına çıkıyor yani. 500 bin lira yaşamın. Şimdi sana bir şey söylesem, belki ben de sana şöyle söyleyeyim. Evet. Benim ev İzmir'de 5 lira olmayan bir evi var bak kızımın. Evet.
Şimdi bana diyorlar ki bunu kiraya ver, ye diyorlar bana. Evet. Ben 200 bin liraya veriyorum. Evet. Burada bir tane ona benzer ev bulamazsın 5000 şehrinde. Evet. Düşün, ben İzmir'de o evler 500 bin lira. Demek ki biraz da insanlarda var. Evet. Yani doyum olmuyor, insanlar hakkına razı olmuyor. Evet. Bundan diyorum yani devletten ziyade biraz da milletin bunda şeyi de var. Yani her şeyi evden, kiradan geçireyim, senin sırtından geçireyim havası var. Yani evet. Ben bunu da seziyorum. Besi'de, kira, ben Besi'de oturuyordum aşağı şehirde. Evet. Yani şöyle izah edeyim. 5 lira veriyordum, 6 ay oturuyor muydum aşağı şehirde? Evet. 5 lira da veriyordum, bir bağa basar yiyordum. Hem üzümünü yiyordum, kuyusundan suyunu içiyordum. Bak, evet. Etti 10 kar. Tamam, bir senede benim giderim, şey, ev kiram buydu. Evet. Evet. Ben 240 bin lirada, 240 lirada aynı kalıyordum. Düşünebiliyor musun? Evet. Ayda 4 tane altın alıyordum. Evet. Şimdi, şimdi niye alamıyoruz? Şimdi efendim, diyelim ki şöyle diyelim. Yani bu sürekli devletin yönetim teşkil, devleti teşkil edenler, yani idare edenler, bunlar artık nasıl diyorsa yani, yani şöyle anlaşılıyor ki yani bugünkü kazançlar, emekler kişiyi doyurmuyor. Doyurmuyor, evet, tatmin etmiyor. Evet. Peki size de soruyorum. Bir genç olarak siz bir size de sorayım. 5 yıl olarak. Evet. Siz olsaydınız bu memlekette mesela size deseler ki 5 yıl olarak şu bu şehri öyle bir yere koyalım ki vatandaş gelsin, iş sahası atsın, iş saati çoğalınca yatırım da çoğalacak, evler de çoğalacak. Evet. Tabii. Hem de 5 yılda bir şirket kuracak, sizin gibilere ev yapacak, 20 sene vaat ediyorsun, 5 yıllara yapıldı daha be. Evet. Aynı devlet yaptı. Evet. Aynı Türkiye Cumhuriyeti evet. yaptı. 20 sene oturdu, 30 milyardan ne diyor? 30 bin lira şimdi bir file dolmuyor. Evet. Ha. Demek ki imkanlar yanlış yanlış oluyor. Evet. Ha. Ha. Biz de Besni olarak böyle bir şirket kuralım. Besni halkına, böyle memuruna, az maaş alanın yanında olalım. Bunlar kira gibi ödesin. Evet. Bu da bir farktır, bu da bir kaynaktır. Evet. Hem Besni'lere bir kaynak. Böyle bir şey yapılsa gerçekten memnun olur yani. Bu 5 yılda daha yani iyi bir yere oturtmamışlar. İsterdim ki Kaya adında ola. Evet. Çünkü yerleşim olarak müsait bir yerdi. Evet. Yani isterdik evet. yani böyle bir yatırım yapılacağını şimdi, yapar kişilere biz de katkımız olur. Evet. Peki bir folklor kurmak istiyoruz. Demin ki de sordum. Siz de bunda da katkıda bulunmuşsun. Besni kültürünü. Diğer Şambiyat'tan, Kesin'den bildiğim Besni toprağında geniş evet. halk oyunlarımız var. Evet. Siz de böyle maddi manevi katkıda bulunuyor musunuz? Evet. Yani fikirle bu iyidir. Bir gence tavsiye etmenizde maaşını alacak, hem de vatandaş iş sahibi olacak, evet. hem de hemşerilerini eğlendirecek, evet. kendisi de eğlenecek, maaşını da alacak.